İyi akşamlar sevgili Genç TV izleyicileri. Bu akşam İbrahim Benter'le birlikte olacağız. Profesör Doktor İbrahim Benter. İbrahim Benter uzun yıllar yurt dışında yaşamış, daha sonra Kıbrıs'a gelmiş bir bilim adamı. Bir bilim adamı iken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Evkaf Dairesi Vakıflar İdaresi'nin başına gelip müdür olmuş ve devlet memurluğunu seçmiş. Fakat birçok başarıya da imza atmış birisi olarak neler yaptı? Biz bugün İbrahim Benter'in hikayesini dinliyoruz. İyi seyirler. Evet sevgili Genç TV izleyicileri, Büyükhan'dayız. Büyükhan'da İbrahim Bey'le birlikte sohbetimize başlayacağız ama ben biraz size Büyükhan'dan bahsetmek istiyorum. Gerçekten Büyükhan'da ilk geldiğimizde çok güzel bir kalabalık vardı. Umarım esnafın da yüzü gülmüştür. Bayağı bir turist var. Ve burada Kıbrıs'a ait çoğunlukla diyelim eşyaların satıldığını görüyoruz. Ve bu da bizi turizm açısından da yolların kalabalık olması, dükkanların çalışması tabii ki memnun ediyor. Evet, böyle bir giriş yaptıktan sonra İbrahim Bey'le sohbete başlayalım. İbrahim Benter kimdir? Önce ondan başlayalım. Bize İbrahim Bey kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ben Lefkoşa doğumluyum. Gerçi annem babam Bafalılar. Ama ben Lefkoşa'da doğdum. İşte çocukluğumuz Lefkoşa'da geçti. Marmara bölgesinde. Evet. Tüm Ortaköy'e gittik. Oradan bir ara köy çiftlik ilkokulunda okuduk. Türk Marif Koleji'nde okudum ondan sonra. Oradan da yurt dışına gittik. Yurt dışı derken nerelere gittiniz? Önce İngiltere. İngiltere'den sonra şeye gittik, Amerika'ya. Amerika'da yüksek yani öğrenim için. Üniversite hayatım Amerika'da geçti. Tabii üniversiteden sonra da kaldık orada. Yani 35 yıl yurt dışında kaldık. 35 yıl yurt dışında kaldınız ve ondan sonra tabii ki siz peki de ilk başta çoğu insan sizin neler yaptığınızı bilmiyordu. 35 yıl sonra siz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aslında memurluğa geçiş yaptınız. Çünkü siz onu da tabii ki bize anlatacaksınız ama yani siz öncelikle bir bilim adamıydınız. Belirli bir araştırmalarınız vardı. Siz bunların hepsini bıraktınız ve gelip vakıflara müdür oldunuz. Tabii ki buraya geldiğinizde birçok da sansasyonla da karşılaştınız. Evet. Acaba dediniz mi, eyvah ben ne yaptım, ne işim var, benim bıraktığım Kıbrıs bu muydu? Neler düşündünüz? Aslında biraz da onu merak ediyorum. Şimdi tabii yani insan doğduğu yeri özler. Muhakkak. Yani gittiğimiz yerler işte Amerika falan ne kadar da güzel yerler olsa, yani üniversiteleri, sistemi çok iyi olsa bile insan doğduğu yeri özler. Dolayısıyla yani Kıbrıs'a dönerken hem doğduğumuz yere dönmek güzel bir şey. İnsanın ailesine yakın olması güzel bir şey. Kesinlikle. Anasının, babasının, kardeşlerinin, kuzenlerinin vesaire. Belirli bir yaştan sonra zaten insanlar hep görüyorum etrafımda da eskiye dönüşü özlüyor. Yani o eski günlerin özlemi var. Belirli bir insan edersen evet. Belirli bir yaş bunalımına gelince mi oluyor o bilmiyorum ama. Yani yaş bunalımı değil de yani insan artık 45'ten sonra bu özlem başlıyor. Ben evet. Onu fark ettim. Çoğu insan yurt dışında genelde bu böyle bir durum var. Tabii bir de gençliğin verdiği o bir enerji vardı. İşte onu da yapayım, bunu da yapayım, onu da başarayım, bunu da başarayım. Ondan sonra herhalde
45'ten sonra torağa ulaşıyor. Yani insan bir de der yani başka ne önceliklerimiz olabilir? Ne gibi başka değerler var? Evet. Onları sorgulamaya başlayınca tabii ilk önce insan memleketi gelir, ailesi gelir. Tabii. Kendi toplumuna hizmet düşüncesi. Evet. Yani bence o da önemli. Özellikle benim için vakıfların yani müdürü olarak buraya dönme teklifi çok cazip geldi. Çünkü benim hayatım boyunca vakıflarla uğraştım. Yani Amerika'da yani üniversitedeki yani öğretim üyesi olarak. Evet, öğretim üyesiydiniz. Yani vakıflarla uğraşıyordum. Ama tabii ki ne düşündünüz geldiğinizde? Yani özlem falan. Sonra gazetelerde epey sizin için yorumlar çıktı. Yani bunlar. Tabii ben şimdi ben zannettim ki ya kucak açtılar sizi. Kucak açtılar. Bana dediler işte ya Kıbrıs'ın bir şey insanı. Yani çünkü yurt dışında her gittiğimiz yerde bize kucak açtılar. Evet. Yaptığımız işlerden dolayı, başarılardan dolayı. Çıkmak istediğimizde bize engel olmaya çalıştılar. Aman gitme, kal falan diye. Dolayısıyla kendi memleketine geldiğinde belli insanlar sana kucak açsın. Sarılsınlar size. Sevsinler. Doğru. Dolayısıyla böyle bir ilk başında bazı işte tenkitler oldu. İşte bu nereden çıktı falan. Yabancı mıdır, odur budur. Bilgisizliğinden dolayı yani insanlar bilmediğinden yani kötü niyetten değil yani. Bilmediklerinden dolayı biraz tanımadıkları için hemen erken bir yargılama oluyor. Evet. Maalesef insanlarımızda öyle bir durum bazen oluyor. Peki siz ilk vakıfa geldiniz, evkaf dairesine müdür oldunuz. Tabii ki bugün Kuzey Kıbrıs'ın ya da belki de Kıbrıs'ın en maldar kurumu, en zengin kurumu aslında evkaf dairesidir. Yani birçok mallarınız vardır Kıbrıs'ın her yerinde, bugün Kapalımaraş'ta bile sizin mallarınız vardır. Şimdi evkaf nedir? Vakıf malları nedir? Siz evkaf mallarını nasıl koruyorsunuz? Bize biraz evkaftan, vakıfçılıktan bunlardan biraz bahsederseniz, bir de gerçekten buralara da hep size ait. Geldiniz, buralarını korumak için neler yapıyorsunuz? Nedir? Doneleriniz nelerdir? Neler yapıyorsunuz? Yani bir sonraki nesile biz neleri teslim edeceğiz? Bence vakıflarda önemli olan da bu. Malları korumak, malları yaşatabilmek. Çünkü birçok da restorasyon isteyen mallar var. Nelere dokunabiliyorsunuz? Biraz vakıf ve vakıfçılıktan bize bahsederseniz seviniriz. Şimdi vakıf demek, yani vakfetmek demek, herhangi bir malı toplumun faydasına kullanılması için ayırmak demektir. Hı. Evet. Yani örnek verelim. İşte mesela zamanında bizim bir tane nenemiz demiş ki benim burada 3 tane dükkancığım vardır. Bu dükkanları ben vakfediyorum. Bunlardan gelen geliri de kirayla, gelirle. Evet. Mesela fakir çocukları üniversitede okutacaksınız. İşte vakfetmek demek budur. Bu. Yani ve o mallar vakfedilince de artık sonsuza dek o vakıf mallarını satamazsınız, birine veremezsiniz, hibe edemezsiniz. Sadece o vakfiyede ne amaç öngörüldüyse o amaca göre kullanılıyor. Evet, o amaca göre kullanmak mecburiyetindesiniz. Yani bu yani vakıfların en önemli hassas noktası budur. Satamazsınız ve o nenemiz dedi ya, kiralarından çocuk okutacaksınız. Hı hı. Kiralarından çocuk okumak mecburiyetindesiniz yani. Yani vakfın ruhu budur. Evet. Peki bizdeki vakıf mallarının durumları nedir? Yani dedim ya, nasıl koruyoruz bunlara, neler yapıyorsunuz? Yani çünkü vakıf olarak siz birçok da
yardımlar da yapıyorsunuz. Evet, birçok çocuk oku diyorsunuz. Fakat bazı yenilikler de getirdiniz siz. Bize biraz bunlardan da bahsedebilir misiniz acaba? Şimdi Kıbrıs Adası 1878'de İngilizlere kiralandığında ve 1960'a kadar tabii İngiliz idaresinde kaldık burada. Bu zaman içerisinde vakıfların çalışması değişti. Daha önceleri toplumun birçok sosyal ihtiyacını vakıflar karşılıyordu. Yani mesela suya ihtiyaç vardı bir yerde. Evet. Vakıflar su kemerleri yapardı. Su getirirdi. Çeşme yapardı. Ne bileyim hamam yapardı. Han yapardı. Kervansaray yapardı. Evet. Hastane görevi görecek yerler yapardı. Yani birçok sosyal faaliyeti, yani bugün günümüzde belediyelerin yaptığı birçok şeyi vakıflar yapıyordu. Vakıflar yapardı. İşte mesela fakir fukaraya sahip çıkmak, camilerin tamiri, okulların tamiri, öğretmenlerin, imamların maaşlarının ödenmesi, başka türlü görevlerin ödenmesi, birçok işi vakıflar yapıyordu. İngiliz döneminde vakıfların birçok malı Rumlar üzerine geçirildi ve bu görevlerin birçoğu ortadan kalktı. Çünkü vakıflar çok zayıflatıldı. Yani gücü kalmadı. Evet. Dolayısıyla zaman içerisinde vakıfların ne yapması gerektiği bir belirsizlik oluştu o konuda. Anladım. Ve biz yani 1956'da vakıf mallarını İngilizlerden devraldık. Ama devraldıktan sonra ne yazık ki o birçok vakfiyeyi tekrar başlatamadık. Ne oldu onlar? Yani başlatamadınız da... Başlatamamızın nedeni, birincisi vakıflar çok zayıflamış. Yani parası yok. İkincisi de yani o alışkanlıklar, o genel gelenekler unutulmuş. Yani mesela vakıfların görevi nedir? İşte fakirlere yardım etmek. O uzun zaman yapılmadığı için Kıbrıs'ta... Ne olduğunu bilemediler artık. Evet. Bulamadılar. Anladım. Ve mesela 1999 yılına geldiğimizde vakıflar kendi personelinin maaşını ödeyemeyecek noktaya geldi. O derece. Yani daha bundan bir 15-16 sene önce. Hı hı. Dolayısıyla şimdi ben işte 2013 yılında geldim buraya ve biz vakıfların bir incelemesini yaptırdık. İşte Türkiye'nin Kıbrıs'tan üniversiteler, bazı araştırma vakıflarına ki yani bu vakıfların özü nedir ve ne olması gerekir? Problemleri nedir? Bunları nasıl çözebiliriz? Vakıfları tekrar nasıl bir uluslararası bir kurum, başarılı bir kurum yapabiliriz diye bir çalışma yaptık. İşte o çalışmaya göre şimdi bizim yapmaya çalıştığımız hem vakıf mallarını daha verimli bir şekilde kullanmak için, kiralamak, gelirlerimiz artsın ve bundan daha önemlisi yani vakıflardan gelen gelirleri o orijinal vakıf amaçlarına göre kullanmak. Ama yani amaca nasıl? Ha. Evet, amaca tekrar geri dönmek için bir aynen çaba sarf ediyorsunuz. Sarf ediyoruz. Yani tabii ki sizin birçok yaptığınız şey var ama bence en güzeli bu gençlere, öğrencilere yapmış olduğunuz bu okumak için yardım. O en büyük sevap herhalde. Çünkü çok ihtiyaçlı çocuklar var. Evet. Tabii ki İbrahim Bey, siz vakıflarla epey uğraşıyorsunuz ama sağlık konusuna geçelim mi yoksa biraz daha vakıflardan bahsedelim mi? Onlar birkaç konu daha var vakıflar. İsterseniz onları yani işte onları biraz bahsedelim. Tamam, bahsedelim. Çünkü İbrahim Bey'in önce bir diyabetlilerle alakalı, ondan sonra MS hastalarıyla alakalı da bir
buluşu var. Onlara da biz aslında konuşmak istiyoruz. Çünkü şu anda Kuzey Kıbrıs'ta çok yükselişte olan bir hastalık ikisi de. Onları da tabii sizle konuşalım ama bana göre vakıflardan daha konuşacağımız çok şeyler var. Çok. Evet. Çünkü vakıflar tabii Engin bir derya gibi aslında. Evet, evet. Bu arada sözünüzü de keselim. İbrahim Bey'i vakıflarda beklerken, dairede beklerken orada çeşmelerle alakalı bir çalışma yapıyorsunuz. Evet. Bu da çok önemli. Yani atıl durumda olan çeşmeler var. Bunlar da evkaf malları. Bunların da restorasyonu için anladığım kadarıyla bir çalışmalar başlatılıyor. İşte bu değerlerimize sahip çıkabilmeniz, bunu başarabilmeniz ve bir gayret sarf etmeniz bile inanın ki yani bizim için bir ümit ışığı oluyor. Evet. Bunlar tabii vakıfların görevi. Yani işte bundan tahmin ediyorum 6 ay kadar önce Türkiye'den de uzmanlar geldi ve eski Osmanlı çeşmelerini tespit ederek bunları biz nasıl restore edebiliriz, orijinal haline döndürebiliriz diye bir proje başlattık. İyi gidiyor. Yani yakında ümit ediyoruz ki restorasyonlar başlayacak. Çok güzel. Tabii buna ilaveten daha birçok restorasyon projeleri vardır. Mesela eski okullarımız vardır, hamamlarımız vardır, camilerimiz vardır, mezarlıklar, şehitlikler vardır. Hem Rum tarafında hem Türk tarafında. Şimdi biz güneydeki camilerimize, mescitlerimize, işte bir Hala Sultanımız var. Bunlara sahip çıkmakta zorlanıyoruz. Yani birçok problemler yaşadık. Tabii ki aynı şekilde Rumların da birçok kilisesi bu tarafta harabeye dönmüş durumda. Tabii ki güneydeki kilise de buralara sahip çıkmak istiyor mu? Yani bize bu konuları da biraz aydınlatabilir misiniz? Yani Güney ile bu konularda karşılıklı nasıl bir işbirliğimiz var? Çünkü burada atıl durumda olan kiliseler var. Orada bizim camilerimiz atıl durumda. Bunlarla ilgili bir uzlaşınız var mı? Güney ile bir çalışma yapabiliyor musunuz? Tabii biz vakıflar idaresi olarak biz bir Osmanlı kurumuyuz. Evet. Yani Osmanlılar vakıfları kurdular ve Osmanlı burada 300 sene idare etti burasını. Evet. 1571'den 1878'e kadar. Tabii Osmanlı'nın o hoşgörüsü sayesinde burada camilerimiz de, kiliseler de hiçbir şekilde zarar görmedi. Tabii o zaman öyle. Tabii yani şimdi mesela Osmanlı hoşgörülü bir idare olmasaydı 300 sene içerisinde isteseydi burada bir tane kilise bırakmazdı. Ama dinleri özgür bırakıyordu Osmanlı, yani hiçbir tabii şekilde kimsenin dini inanışına karışmayan, bana göre çok demokratikti bu konuda. Kesinlikle. Baskı yoktu yani 300 senede, yoksa herkes Müslüman olurdu burada. Evet. Olmadı. Yani herkes Osmanlı idaresinde yani dini neyse, düşüncesi ha, neyse ha, onu hür bir şekilde yaşayabildi. Şimdi biz tabii bir Osmanlı kurumu olarak aynı gelenekleri devam ettirmeye çalışıyoruz. Yani mesela kuzeyde Türk tarafında olan hem camilerimizi sahip çıkmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda kiliseleri de sahip çıkmaya çalışıyoruz. Yani kötü durumda olan bir kiliseyi tabii kapasitemiz yani limitlerimiz oranında şeyinde sahip çıkmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Rum tarafındaki işte mesela geçen cumartesi gün Siligu'da evet, okudum onu. Mezarlığın restorasyonu yapıldı. Ve Siligudalılar Derneği o konuda bir girişim başlattı. Evet, okuduğum kadarıyla. Siligudalılar Derneği hakikaten çok takdir edilecek bir dernek. Evet. Kendileri uğraşıyor, ediyor. İşte bize de geldiler vakıflar. Dediler ki bizim böyle bir niyetimiz var. Mezarlığımızı restore etmek istiyoruz falan. Bize destek verir misin? Biz de memnuniyetle dedik. Ve yapıldı. Daha önce de Siligu'nun camisi yapıldıydı. Orada bir Türk okulu vardı. O yapıldı falan. Çok güzel oldu. Yani biz güneyde de kuzeyde de bu restorasyon çalışmalarını kat kat artırarak her sene devam ediyoruz.
Ve bu böyle edecek yani. Evet. Tabii burada bu restorasyon projelerini yapmak için de Türkiye'nin de bize çok büyük desteği var. Muhakkak eminim. Yani TC vakıflar olarak biz zaten protokol imzadıydık. Mesela şu anda burada Ayasofya Camisi ile Mausa'daki Lala Mustafa Paşa'nın restorasyonları için çalışmalar başlatıldı. Hmm. Şimdi biliyorsunuz bu büyük projelerde bir binanın, bir yapının yani orijinal şekline göre restore yapılması için daha inşaat başlamadan 2 veya 3 senelik bir çalışma gerekir. Yani o hazırlık projeleri. Evet. Ve şu anda yani işte 2 sene oluyor bu çalışmalar başlayalı. Ve ümidimiz 1 sene içinde o ön çalışmaların bitmesi ve ihaleye çıkıp işte Ayasofya ile Lala Mustafa Paşa'nın restorasyonu başlaması. Çünkü yani yakından da artık baktığımızda mesela Lala Mustafa Paşa Camii çok büyük bir yıpranma içerisindedir ve taşları düşüyor. Yani artık taşları yavaş yavaş kırılıp düşmeye başladı. Onun için onlar tabii ki inşallah en kısa zamanda olur. Evet. Evet, yani bu restorasyon çalışmaları böyle devam ediyor. Bu arada mesela bu hafta Türkiye'deki vakıfların, TC vakıfların 5 kişilik bir uzman kadrosu buraya geldi. Ve biz buradaki Kıbrıs'taki Kıbrıslı turist rehberlerine bir haftalık bir workshop şey yaptırıyoruz. Yani bu gelen uzmanlar bizim Kıbrıslılara bu Osmanlı eserlerinin hakkında detaylı bilgiler aktarıyor. Çünkü ne yazık ki bizim rehberlerimizin hepsi demeyelim ama birçoğu daha fazla yani işte Lüzinyan'dır, Venedik'tir. O eserlerden daha fazla bilgisi varmış diye ben öğrendim. Rehberlerden bize de bu şey geldi yani böyle ihtiyaç vardır diye. Bu bir hafta içerisinde birçok sunumlar yapılıyor. İşte Pazartesi akşamı yapıldı. Dün akşam, çarşamba akşamı yapıldı. Cuma akşamı tekrar sunumlar olacak. Pazar günü de bu Osmanlı eserleri tek tek ziyaret edilip orada o eserlerin incelemesi yapılıp neyin ne anlama gittiği anlatılacak rehberlerimize. Yani bir 60 kadar rehber katılıyor. Çok güzel. Çünkü gerçekten Osmanlı eserleri çok fazla yoktu. Yani mesela Mausa'da